Merhabalar değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde sizlerin talepleri doğrultusunda Matrix programı aracılığıyla teknik analiz derslerine, eğitimlerine başlamış bulduk. Ve ilk teknik analiz dersimiz olarak ise hareketli ortalamalara giriş ve endeks ve Türk Hava Yolları'nı esas almak, örnek almak kaydıyla bir hissenin veya bir enstrümanın İyi bir hareketli ortalamasını tespit etmek üzere ne gibi sonuçlar çıkabileceğini örnek olarak sizlere aktarmak bakımından bir çalışma hazırlamıştım. Şimdi bugünkü dersimizde ise iki hareketli ortalamayı kullanmak üzere bu hareketli ortalamaların birbiriyle olan ilişkisini tespit ederek bir al ve sat sinyali oluşturmaya veya o enstrümanın, o hissenin belli bir periyottaki yönünü tespit etmeye çalışacağız. Önceki dersimizi hareketli ortalamalara giriş başlığıyla tanımlamıştım ve bir hareketli ortalamanın grafik üzerine nasıl yerleştirilmesi gerektiğini anlatmıştım. Şimdi yine aynı yoldan devam edeceğiz. Arkadaşlar, önümde Garanti Bankası hissesi mevcut ve ben şu bölümden Moving Average indikatörümü buluyorum ve bunu tıklamak kaydıyla bu grafiğime iki tane hareketli ortalama ekleyeceğim. İki hareketli ortalama eklenmesinin sebebi veya iki hareketli ortalamanın kullanılmasının sebebi tek bir hareketli ortalamanın tek başına yeterli olamayabileceği veya hatalı sinyaller üretme ihtimalinin biraz daha yüksek olabileceği düşüncesiyle iki ayrı hareketli ortalamadan yararlanmak ve bunların birbirleriyle kesişmelerini dikkate almak üzere biraz daha garanti, biraz daha başarı oranı yüksek bir sonuca ulaşmak düşüncesiyle böyle bir sistem benimsenmiştir ve tek hareketli ortalamaya oranla iki hareketli ortalamanın ki 3-4 hareketli ortalamalar da kullanılabiliyor. Daha sonraki derslerde bunlarla ilgili olarak da çalışmalar yapacağız ama şu an konumuz ikili hareketli ortalama ve iki hareketli ortalamayı kullanmak kaydıyla biraz daha emin, biraz daha garantili sinyaller aramaya çalışacağız. Arkadaşlar, açılan penceremde şuradaki periyot yazan bölümlere hangi iki hareketli ortalamayı kullanmak istiyorsam bunların birimlerini yazmam gerekiyor. Birinci birimin yani kısa hareketli ortalama 5 olarak düşünüyorum şu anda. İkinci hareketli ortalamamı ise 22 olarak düşünüyorum. Bu rakamlar farklı şekilde değiştirilebilir. 4 birinci hareketli ortalama olabilir. 9 ikinci hareketli ortalama olabilir. Farklı hareketli ortalama kombinasyonları vardır. Bunları daha sonra izah edeceğim. Ardından hareketli ortalama türü olarak seçmem gereken bir bölüm vardı. Burada ben üstel hareketli ortalamayı daha çok önemsediğimi ifade etmiştim önceki analizimde ve çalışmamda. Yine üstel hareketli ortalamayı seçiyorum. Neden üstel hareketli ortalamayı seçtiğimi ilk dersimizde detaylı bir şekilde izah etmiştim. Kısaca son günlerdeki fiyat hareketlerine daha duyarlı hesaplama yapan yöntem üstel yöntemdir arkadaşlar. Şimdi iki birimi belirledim. Burada iki birimi belirledikten sonra grafiğin üzerinde her iki hareketli ortalamanın da görünmesini istediğim için şuraya İkinci çizgi bölümüne tik bırakmam gerekiyor. Bütün bunları yaptıktan sonra ben bu oluşacak olan çizgilerin yani 5 günlük ortalama çizgisi veya eğrisiyle 22 günlük ortalama eğrisinin hangi bölgede oluşmasını istiyorsam, gösterilmesini istiyorsam, eğer data serisi üzerinde yani grafiğin şu bölümünde görünmesini istiyorsam bu bölüm bu şekilde kalabilir. Ayrı bir pencere aşağıda, ayrı bir pencerede görülsün istiyorsam da bu bölümü işaretlemem gerekiyor. Ayrı bir pencerede görülürse biraz daha sağlıklı anlaşılır kanaatiyle bu bölümü işaretliyorum. Ve ön hazırlıklarım tamamlandığı için burada tamam diyorum. Arkadaşlar bu pencereyi kaldırıyorum. Şimdi hareketli ortalamalarda, ikili hareketli ortalamalarda, aslında tüm hareketli ortalamalarda birden çok periyot kullanıyorsanız ana mantık bunların birbirleriyle kesişmesidir. Birbirleriyle kesişmeleri derken de önemli olan küçük hareketli ortalamanın büyük hareketli ortalamayı yukarı kesmesi
al sinyali olarak algılanır. Yine küçük hareketli ortalamanın büyük hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı kesmesi ise sat sinyali olarak algılanır. Bunu şimdi bu grafik üzerinde incelemeye çalışalım arkadaşlar. Bakınız. Dedik ki küçük hareketli ortalama, yani 5 günlük hareketli ortalama. Kırmızı eğri ile gösterilmiş durumda. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı eğrim yeşil hareketli ortalamayı, yani 22 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı yönlü kesmiş. Bu tarihte bakıyorum, Garanti Bankası'nın değeri, kapanış değeri 10.99 imiş. Bu tarihte oluşan bir sat sinyali sonrasında bakınız kırmızı eğrim aşağı doğru devam ediyor. Yeşil eğrimin aşağısında kalmaya devam ediyor ve bu noktaya kadar bu eğilim devam ettikten sonra şu noktada bir yukarı kesişme yaratıyor. Yani 9.53 noktasında. Beni 10.99'dan 9.50'ler seviyesine, hatta 9.30'lar seviyesine kadar sat sinyali içerisinde bırakarak önemli bir zarardan korumuş oluyor. Burada oluşan sinyal çok kısa süreli bir sinyal olmuş. Tekrardan kırmızı eğrim aşağı dönmek suretiyle aşağı eğilimin devam edeceği sinyalini üretmiş. Şurada gördüğünüz gibi aşağı eğilim devam ediyor ve burada net bir şekilde aşağı eğilim devam ettikten sonra ne zamana kadar devam ediyor arkadaşlar bu aşağı eğilim? 6.09 seviyesine kadar devam ediyor. Ve bu noktada kırmızı eğilim, yani 5 günlük hareketli ortalama, 22 günlük hareketli ortalamamı, yani yeşil eğilimi yukarı kesmek suretiyle bana bir al sinyali üretmiş oluyor. Nerede? 6.13 seviyesinde. Arkadaşlar 6.13 seviyesinde oluşmuş olan 5 ve 22 hareketli ortalama prensibinin yarattığı al sinyali halen devam etmekte ve gördüğünüz gibi şu seviyelerde, yani son durum itibariyle 7.96 seviyesine kadar devam etmiş ve halen de bu sinyal varlığını devam ettiriyor. Bu sinyal içerisinde kalınması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar bu bir günlük grafikti. Bunu istediğimiz periyoda değiştirebiliriz. Dilersek bunu örneğin 120 dakikaya çevirebiliriz. Gün içerisinde bir sinyal almak istiyorsak bu durumda daha erken periyotlar kullanabiliriz. Bakınız gün içerisindeki bir sinyal arayalım burada. Şurada net bir şekilde kırmızı eğrimin yeşil eğriyi, yani 5 günlük ortalamanın 22 günlük ortalamayı yukarı kestiğini, bu anda fiyatın 7.18'ler civarında olduğunu görüyorum. Ve şu seviyelere kadar yükseliş devam ediyor. Bakınız burada tepe noktaya geliyor ve 8.20 ile en yüksek noktaya kadar beni ulaştırıyor. Ardından şurada bir sat sinyali ürettikten sonra gördüğünüz gibi bu seviyeye kadar düşüş yaşanıyor. 120 dakika, 60 dakika, 180 dakika gibi küçük periyotları, kısa periyotları gün içi trade'ler anlamında da kullanmanız mümkün olabilir. Veya bir hissi de bir enstrümanda olabildiğince erken, kapanış fiyatını beklemeden olabildiğince erken bir sinyal almak istiyorsanız da kullanabilmeniz mümkündür. Eğer orta vadeli bir yatırımcıysanız, yani bir gün, iki gün gibi kısa süreçleri değil de daha orta vadeli bir süreci dikkate alıyorsanız, böyle bir durumda ise haftalık periyoda geçebilirsiniz. Haftalık periyot için 5 haftalık ortalamamız 7.73 imiş. Son durum itibariyle 22 haftalık ortalamamız ise 7.52'ymiş. Şimdi biz bunların kesişme durumlarına bakarak geçmiş tarihlerde bu prensipleri kullanmış olsaydık nasıl bir sonuç elde edebilirdik sorumuzu cevaplayalım. Arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz gibi net bir sinyal oluşmuş. Kırmızı eğrim yeşil eğriyi yukarı kesmiş. 9 Ocak 2017 tarihinde Garanti Bankası'nın fiyatı 7.33'müş. Nereye kadar bu eğilim devam ediyor? Bu sinyalin devam ediyor. Bakınız oldukça net bir şekilde bu sinyalin devam ettiğini görüyorum. Ve bu noktaya kadar 10.54 noktasına kadar yaklaşık %50'ye ulaşan bir kar marjı yaratacak seviyede bu sinyali devam ettirmiş. Ardından gerileme eğilimi başlamış. Şu bölgeye kadar bir geri çekilme yaşanmış. Burada bir sat sinyali vermiş ama çok kısa bir süre sonra tekrardan al konumuna geçmiş. Bakınız yine sinyalini veriyor. Sinyal 9.63 tarihinde seviyesinde oluşmuş ve bu seviyede oluşan sinyal şu noktaya kadar 12.22 noktasına kadar devam etmiş. Sonrasında
Yine şurada net bir şekilde bir sat sinyali oluşturuyor. 10.28 seviyesinde ve bu sat sinyali bildiğiniz gibi Garanti Bankası'nın en son yaşamış olduğu ciddi bir sat sinyaliydi. Ve minimum seviyelere kadar yani 5.50'ler seviyesine kadar yaşanan geri çekilmenin oluşturduğu süreçte bu hisseyi takip eden ve bu sistemi takip eden bir yatırımcıyı korumuş olacaktır. Ne zaman al sinyali vermiş arkadaşlar? Yakın bir tarihte vermiş. Evet, şurada 7.72 seviyesinden bir al sinyali oluşturmuş ve hala da bu sinyalin devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar, bu prensiplere bağlı olarak al-sat stratejisini oluşturma aşamasında şuna dikkat etmekte fayda var. Genel prensip veya ana prensip, kesişme oluştuğu anda eğer kısa periyot, büyük periyodu yukarı yönlü kesiyorsa al, aşağı yönlü kesiyorsa sattır. Ancak sizler daha farklı bir strateji uygulayabilirsiniz. Hissenizin pivot seviyelerini, kritik destek ve direnç seviyelerini dikkate almak kaydıyla zorlanabileceğini düşündüğünüz bir direnç noktasında satış yapıp karınızı cebinize koyabilirsiniz. Veya pivot seviyelerini, pivot dirençlerini dikkate alarak, pivot desteklerini dikkate alarak da kararlarınızı şekillendirebilirsiniz. Oluşan teknik görüntünün hangi güçle devam ettiğini anlamanın en sağlıklı yolu ise kısa periyot ne kadar dik açıyla, ne kadar yüksek bir açıyla hareket etmekteyse bu durumda o hissenin kararlı bir trend içerisinde olduğunu düşünebilirsiniz. Aynen şurada olduğu gibi oldukça kararlı bir şekilde bu eğilimini devam ettiriyor ve gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı eğrilerin arasındaki açıklık yani ara ne kadar fazla ise bunun biraz daha net bir trend veya güçlü bir eğilim içerisinde olduğunu düşünebilirsiniz. Ne zaman ki kısa periyot yani kırmızı eğilim aşağı yönlü bir eğilim gösterirse yani dik açısını kaybedip de veya yükselen açısını kaybedip de aşağı bir eğilim içerisine bir dönüş sinyali oluşturursa bu durumda da karınızı yeterli görüp satış kararı verebilirsiniz. Ancak her durumda bir tepe noktasına ulaştıktan sonra buradan aşağı bir eğilim oluştuğunda mutlak surette bu kesişme olacaktır diye düşünmek mümkün değil. Veya şuralarda görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü bir eğilim oluştuğu zaman illaki şu bölgede örneğin burada yukarı bir eğilim var. Bu kesişme mutlaka gerçekleşecektir gibi bir düşünce içerisinde olmak hatalı sonuçlar verebilir. Dolayısıyla sizler ya buradaki bir dönüş ihtimalini dikkate alarak artık aşağı eğilimin sona erdiğini veya şuradaki dönüş ihtimalini dikkate alarak yukarı eğilimin sona erdiği düşüncesi ile de kritik destek ve destekleri veya dirençleri dikkate almanız özellikle pivot seviyelerini takip etmeniz şartıyla çok uygun noktalardan alabilir ve çok uygun seviyelerden satış yapma imkanını bulabilirsiniz. Arkadaşlar ben burada 5 ve 22 hareketli ortalamayı kullandım. Bu genel olarak kısa vade için, kısa orta vade diyebileceğimiz bir periyot için kullanılan bir hareketli ortalamadır. Bunun dışında burada isterseniz bu süreci 7 ve 40 da yapabiliriz. Hareketli ortalamanın birim seviyesi ne kadar düşük olursa o kadar sık sinyal verir, aynı zamanda da o kadar erken sinyal verir. Sık sinyal vermesi hatalı sinyaller üretme ihtimalini artıracağı için bu sizin yatırım anlayışınıza, vade anlayışınıza bağlı olarak değişebilecek durumdur. Burayı 20-40 yapıyorum arkadaşlar şu anda. 20-40 ortalama, orta vadeli diyebileceğimiz, daha az sinyal üreten, daha garantili sinyal üreten ve aynı zamanda da daha başarılı sinyal üreten ama en önemlisi de daha az sinyal veren, yani sık sık sinyal vermeyen, sık sık trade ettirmeyen bir hareketli ortalama kombinasyonudur. Tamam diyorum ve bakalım neler olmuş görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada bir sat sinyali oluşmuş. Yani 10.41 seviyesinde.
20 günlük hareketli ortalama ve 40 günlük hareketli ortalamayı kullanıyorum. Ve bu sat sinyalim gördüğünüz gibi bu seviyelere kadar, yani 6.30'lara kadar geliyor ve yaklaşık %40 civarında beni bir kazanç kaybından veya zarardan korumuş oluyor. Şurada al sinyalini veriyor. 7.71 seviyelerinde ve halen bu sinyal devam etmekte. Hareketli ortalamalar konusunda bir diğer önemli husus da hareketli ortalamaların stop loss olarak kullanılma prensibi. Bazı analistler veya traderlar hareketli ortalamadaki uzun ortalamanın aşağısına inildiği anda net bir stop loss sebebi olarak görürler. Yani şu anda Garanti Bankası için konuştuğumuz zaman bunun günlük olarak, anlık olarak takip edebileceğiniz üzere 40 günlük hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama değerim 7.52'yi göstermekte. 7.52 seviyesinin aşağısında bir kapanış olması durumunu stop loss sebebi olarak görmek mümkün olabilir. Onun dışında daha kısa vadeli düşünceniz var ise bu durumda 20 günlük hareketli ortalamanın aşağısında bir kapanış durumu olmasını da stop loss olarak değerlendirebilirsiniz. Yani kesişme olmasını beklemeden, iki ortalamanın birbiriyle kesişmesini beklemeden veya 20 günlük ortalamanın 40 günlük ortalamayı yukarıdan aşağıya kesmesini beklemeden burada 7.76 noktasını stop loss olarak değerlendirmek mümkün olabilir. Bu mantıkla şayet örnek olması bakımından tabii ki bunu ifade ediyorum. Garanti Bankası'nın son bar itibariyle, son kapanışı itibariyle, 7.96 seviyesindeki kapanışı itibariyle 20 günlük ortalaması 7.76 veya 7.77'ye denk gelmekteymiş. Eğer kısa vadeli bir yatırımcıysanız bu durumda bu 20 günlük ortalamayı bir stop loss sebebi olarak görebilir. 7.76'nın aşağısında bir kapanış olacağını anladığınız, hissettiğiniz veya gelişmeler bunu yansıttığı anda bu noktada stop loss yapmayı düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, hareketli ortalamaların genel mantığı budur. İki hareketli ortalamanın nasıl yorumlandığını sizlere bu şekilde ifade ettim. Tabii ki hangi iki hareketli ortalamayı kullanırsam daha başarılı olurum. Bir hissenin, zira her hissenin daha başarılı olduğu hareketli ortalamalar farklı farklı periyotlar olabileceği için bu sorunun cevabını ise bir sonraki çalışmamda sizlere aktarmaya çalışacağım. Yararlı olması dileklerimle hoşça kalınız, başarılar diliyorum.